Hepinize yeni bir videodan, yeni bir seriden selamlar. Bugün sizlerle beraber Perfect World adlı bir mod oynuyoruz. Ve bu modun ana konusu dünyada hiçbir kötü olayın gerçekleşmediği, hiçbir savaşın olmadığı, hiçbir vebanın veyahut pandeminin gerçekleşmediği bir senaryoda oluşacağını görüyoruz. Ve bu moda şöyle girişecek olursak, bazı interesting country'leri var. Bunlardan biz Kadarya'yı oynayacağız. Umarım okunuşu böyledir. Ve mapimiz normal Hoydört mapinden farklı. Aynı burada biraz Atlantis Mu Lemuria modundaki Mu kıtası benzerliği çok fazla öne çarpıyor. Ve bununla beraber interesting country'leri şu şekilde. Kadarya adlı ülke komünist ideolojiyi benimsemiş. Army of Nation direkt zaten hani isminden de belli olacağı gibi faşist bir hükümet. Ve bununla beraber bir demokrat. Bir de herhalde bu da otokrattır diye düşünüyorum. Bakalım bu da demokratmış. Şu dört ülke haricinde güzel bir ülke göremedim. Bunların güzel olayları var. Rutarian tamamen petrole hüküm sürüyor. Kadarya direkt hani kıtayı işgal etmek istiyor. Biz Kadarya'yı oynayacağız. Belki ilerleyen zamanlarda Army of Nation'da da video gelir. Çünkü bu da güzel bir ülkeye benziyor. Kadarya'yı ben denerken bu da buradaki kıtaya biraz hükmetmeye çalışmıştı. Lakin Kadarya'yı oynadığımızda Kadarya'da bazı olumsuz şeyler önümüze çıkacak. Tabi bunları da videonun ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Spoiler olmasın. Şöyle başlayalım direkt. Hiçbir şeye dokunmadan. Yine eklenti olarak bazı modlarımız var. Birisi Back to 80 Combat With modu. Direkt Combat With'imizi eski haline getiriyor. Hoydört'ün eski haline. Bu da gayet rahat bir oynanış biçimi sağlıyor. Bununla beraber başka bir de puppet alırsak mesela şu devleti bizimle aynı renge sahip olacak derken bunun başında Hitler varmış. Ve modun yapımcısı tek tek portre ayarlamayıp direkt gördüğünüz gibi bu mesela bir Polonya bayrağı sanırsam ve Polonya lideri. Yani bazı şeyler böyle direkt normal Hoydört'ten alınma ve bununla beraber bizim başkentimiz Diyarbakır. Diyarbakır'ın yanında hani böyle bazı Türkiye'den state'ler var yine. Bursa olsun, İzmir olsun, Tunceli olsun. Mesela İzmir'le Tunceli yan yana. Yani bunun gibi şeyler. Aslında moda çok çok uğraşılmamış ama çizimi güzel, yapısı güzel, focus tree'si güzel. O yüzden moda oynamak istedim size. Şimdi National Spirit'lere gelecek olursak, dediğimiz gibi biz komünist bir ülkeyiz ve direkt zaten hani %50 var support olursak var ekonomiye geçeceğiz. Buna beraber National Spirit'lerde güzel bir teknokratik state buff'ımız var. Bu bize Land of Linkos, elektronik ve endüstriyel resource speed sağlıyor. Bir de şöyle bayağı büyük bir debuff'ımız var. Overpopulation diye. Overpopulation'daki zaten debuff'ları görüyorsunuz. Bunu direkt kaldırmamız lazım. Buff'ları güzel ama debuff'ları bizi mahvedecek şekilde çünkü fabrika basamıyoruz. Bir de Peace'in Proletarian Divide diye bir olayımız var. Bu da ileride bize debuff olacak, debuff olarak gelecek bir olay. O da yanlış hatırlamıyorsam burada bir yerde kalkıyordu ama bilmiyorum yanlış hatırlıyordu olabilirim. Sanırsam kalkmıyor ya o. Şimdi bir de Focus Tree'ye geldik hazır. Zaten burada anlatacak bir şey kalmadı. Bir tek şu Peasant geldi. Çünkü Peasant ileride geldiğinde size debuff olarak geliyor ve burada gördüğünüz gibi ekonomik disaster'ı zaten hani azaltabiliyorsunuz. Bunlara da zaten ileride girişeceğiz. Şimdi Focus Tree'ye bir bakmak gerekirse güzel bir Focus Tree'si var. Küçük de olsa zaten hani tek ideoloji benimsediğiniz için herhangi bir ideoloji değişikliği olamıyor. Ve bu da 3'e bölünüyor. Bir Peasant'çılar direkt tak diye böyle. Sanırsam buradan kalkıyor. Aynen buradan kalkıyormuş direkt. Aslında bu yola gidebiliriz. Debufflı bir yol ama gidilebilir bir yol. Buna sonradan karar vereceğim. Peasant isyanı çünkü burada kalkıyor. Bir Peasant yolu var. Bir urban yolu var. Urban yolu güzel bir yol bu arada. Oynadım önceden. Bu tarafı denemedim daha. Çünkü burada abi direkt Land of Linkos +25 veriyor yüzde olarak. O yüzden buraya pek gitmek istemiyorum ve o Land of Linkos'ta kalkmıyor. Evet endüstri anlamında çok güzel bufflar sağlıyor. Şöyle göstereyim size. Yaklaşık 10 military 4 sivil alıyorsunuz. Güzel ordu buffları var. Belki buna da gidebilirim. Hani doktrini gittikten sonra buraya gidilebilir. O yüzden bu konuda hani şu an oyun başından karar vermeyeceğim. Şimdi direkt amacım 150 pp'yi almak. Aslına bakarsanız direkt %10 var support'ı alalım. Değişik bir şey deneyeceğim. Bu arada çoğu teknoloji açık.
Gayet gelişmiş bir ülkeyiz. Şöyle sentimetrik radar bile açık. Başka neler researchleyebiliriz? 1940 antitankı açık. Şöyle debuffsız researchleyebileceğimiz şeyleri ilk bir researchleyelim. Sonra zaten direkt döneceğiz. Militari oranımız çok 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 iyi. 38 militarimiz var. Çünkü zaten bu kıtayla savaşacağız direkt. Tek bir ülkeyle savaşmayacağız biz. Hani şu altımızda gördüğünüz tüm devletlere savaş açacağız. Tarih 39 gösterdiğinde. Evet, bir de ideolojik fokusunu anlatmıştık. Bir de savaş fokusunu anlatalım. Şu fokusa gittiğiniz anda bir eventle beraber tüm kıtaya savaş açıyorsunuz. Bu kıtaya savaş açtığınızda da zaten onlar birleşip size karşı birleşiyorlar. Bir ittifak oluşturuyorlar. Sonra siz burada zaten artık debuff'ınızı mı kaldırırsınız, yoksa hani ordu buff'ları alıp fabrika buff'ları mı alırsınız, bu size kalmış. Bununla alakalı da başka bir şey yok zaten. Şöyle militariye gelecek olursak, şöyle trade'e göre ve hani klasik şöyle en azından fabrikası olan bir majöre göre bir ayarlama yapalım. Bugün support'a çok vereceğim. Çünkü bu genellikle böyle Hoi 4 map'i dışında olan kıtalar, mesela Mu kıtasında bunu görmüştük zaten. Supply konusunda çok beceriksiz kıtalar oluyor. Ve en azından Division'larınızın içinde lojistik kompani olması çok çok işinize yarıyor. Ve zaten bugün biz 40 bit basacağımız için içi dolu olacak bu Division'ların. Support Equipment'a o yüzden 5 veriyorum. Silah 7 veriyorum. Biraz Transport Fleet'i kesinlikle basmamız lazım. O yüzden bunu 3 yapacağım. Biraz Fighter kesinlikle 10 tane olabilir veya 7'ye de düşürebiliriz, bilmiyorum. Test de 5 olacak. Şimdi başka basmamız gereken tren var. Bir de motorize var. Onları tabii ki en üste çekiyoruz. Çünkü bunların sıkıntıya uğramasını istemeyiz. Motorize'yi 2 verelim. Bunun dışında başka bir şey basabilir miyiz? Şöyle baktığımda bir anti yeri basacağım biraz. Buna da 2 fabrika verdik mi? Tamamdır. Hemen şöyle bir de bir destroyer hemen ayarlayalım. Şöyle en yüksek destroyer'ı basalım. Kimsenin şu anda aktif bir donanması yok. Şu ada devletinde vardı ben önceden oynarken. Ona bakayım. Aynen, bunun mesela var. Şöyle 32 tane division'ımız var. Ve template'lerimiz de kötü değil. Hani normal artık No Step Back'e uyumlu bir template diyebilirim en azından. Bunları buna değil de şu devlete çeksek güzel olabilir. Ufak bir spoiler, çünkü bu devlet bize savaş açacak. Ya da biz bunlara savaş açıyor olabiliriz, bilmiyorum. Çünkü otomatikman direkt evlatlarla savaşıyorsunuz bu devletlerle. O yüzden bir tık garip oluyor. Şimdi burada bir 110 var support tercih ettim. Normalde direkt buraya gitmiştim ama 110 var support önceden almak da mantıklı olabilir. Hani sonra buraya gidip yine buralara ineceğiz. Bu 150 PP aldığım anda da zaten var ekonomiye geçeceğim. Kansım Urgut'u güzel bir oranda düşürmüş olacağız. Var ekonomiden sonra ise direkt PP geldiğinde burada bir finansiyel expert alırız. Kansım Urgut eksi 5 veriyor bu da. Bu şekilde Kansım Urgut'umuzu sürekli olarak düşürürüz. Bir de debuff'ı kaldırmak için şu 50 Kansım Urluk ve 1 PP eksilik ve aynı şekilde faktör output eksisi sağlayan debuff'ı kaldırmak için şu 2 fokusa kadar gitmeniz gerekiyor. Bu da 4 fokusa tekabül ediyor. Bu 4 fokusa gittiğiniz zaman debuff'ınız kalkıyor zaten. Burası hani güzel bir yol. Size Kansım Urgut sağlayan bir yol. Bir yıllık. Ve güzel de buff'ları var şöyle göstermek gerekirse. Ya aslında burada 110 var support almayıp direkt şuraya gidebilirdik. Ama şöyle bir olay var. Eğer buraya giderseniz tamam, %50 var support olmuyor. %49 var support falan oluyor. O yüzden oyun var ekonomiye geçmenize izin vermiyor. O yüzden onun için yapılabilecek bir şey yok. Var propaganda falan da yapabiliyoruz. O yüzden %10 var support alıp direkt var ekonomiye geçmek bence daha mantıklı. Haberiniz olsun. Çünkü güzel bir sivil basacağız. En azından 90-100 sivile kadar basarız diye düşünüyorum. Güzel bir sivil oranımız olacak. Şu sol taraftakini almak daha mantıklı. Çünkü erken seviyede bize PP sağlarken hem de debuff'ımızı azaltacak. Erken seviyede bize PP sağlarken stability götürecek. Bundan da ne kadar hızlı kurtulursak ve ne kadar erken alırsak daha mantıklı. O yüzden ilk soldakini alıp sonra sağdakini almanızı tavsiye ederim. Construction speed bir işimize yaramayacak erken seviyede. Neden derseniz zaten Kansmurgut'a giden fabrikalarımız var. Şöyle başka ne araştırabiliriz? Burada direkt aslında Construction'a önem verebiliriz. Veya topun günü kaç? Topu artık pardon önem vermeyeceğim. Çünkü bu modda tank basmak bir işkence adeta. O yüzden bugün tank basmayız. Tamamen 40 bit üzerinden gideriz. Şöyle Counter Intelligence'ı yüksek olan bir ajans tercih ettim. Research'ı direkt
Tabii ki birleşik sanayi harcıyoruz. Çünkü bizi kesinlikle bombalayacak bir devlet yok. Güçlü Fokus'a gidelim. BRICS Report'a. Güzel bufflar sağlayacak bize. Şu an en azından güzel bir orandayız. Kötü değil. Lakin stability'yi yükseltmek gerekiyor. Bu hem üretimimizi hem fabrika basmamızı yavaşlatan faktörlerden birisidir stability. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi tak basmayacağımız için burada ya debufflı bir şey araştıracağız ya da signali araştırabiliriz. Çünkü piyade ekipmanına girişmektense top researchlemek daha mantıklı geldi bana. Evet 400 güne mal olacak ama en azından işimize yarayacak. Albaldi diye bir ülkeyle artık herhangi bir şekilde trade atamayacağız. Hemen şuradan 6 sivil ve %5 stability'yi alalım. Bunu ne kadar erken alırsak o kadar iyi. Stability'miz de tabii yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ve şu %20 debuff gittikten sonra bu pardon %10'luk %80'e yükselecek zaten otomatikman ve burada hemen -5 kansımı burada alıyorum. %100'lük bir yere basma hakkımız gelmiş. Bu da Diyarbakır tabii ki. Kararlardan aslında burada mesela Promises of Peace'e falan basabiliriz veya Improved Worker Culture'a ama bilmiyorum yani açıkçası o konuda kararsızım. Ben bu sefer bir ortadaki yolu deneyeceğim. Güzel de Blunt Doctrine Cost veriyor çünkü 3 tane %75'lik. Bunu hiçbir zaman vermez. Bu taraf biraz daha ekonomi yolu. Hani ordun biraz daha güçsüz. Ama ben yani ordun güçsüz dedim güzel de hani var ordu buffları ama Blunt Doctrine Cost'u çok arttırıyor. Şu yolu bir denemek istiyorum açıkçası. O yüzden orayı deneyeceğim. Bu 20K silahı sonradan alabiliriz. Şu an acelesi yok. Sonradan alıp daha fazla division indirebiliriz. Bununla beraber şunu direkt şöyle yapalım. Hadi buna bir tane support artileri ekleyelim. Bu şekilde olsun. Bu ana piyademiz olacak. Bunlar da kaliteli divisionlarımız. Bunu da silip bu şekilde yaparsak tamamdır. Bu düz piyadeden biraz spamlamamız lazım. Çünkü dediğim gibi herhangi bir savaş çıkabiliyor karşınıza. Burada Captain of Industry alabiliriz. Lakin benim şöyle bir tercihim olacak. Retrade'e geçeceğim. Retrade çok önemlidir aslında böyle ticaretinizin eksiğe girmediği ülkelerde. Gördüğünüz gibi faşist hükümet etrafındaki devletleri yemeye başladı. Yani ülkemizin tarafına geçelim. Retrade böyle dönemlerde böyle ülkelerde çok işinize yarayabilir. Mesela Amerika'da da yarayabilir. Almanya'da da yarayabilir. Çünkü sizin herhangi bir açığınız yokken daha fazla satmaya başlıyorsunuz. Evet. Lakin Retrade'in buff'ları çok güzel. Şöyle Construction Speed en azından %10 artıyor. Factory Output en azından %10 artıyor. Resource Speed %9 artıyor. Bunun dışında tek debuff'ınız hani bir ajanlık daha kolay yiyorsunuz. Bunun dışında bir de şöyle bir şey var. Siz daha fazla kaynak satıyorsunuz. Ve bu da hükümetinizin kaynak olarak açığa girmesine sebebiyet verebiliyor. Lakin biz şu anda iyi durumdayız. Hani free trade konusunda hiçbir sıkıntımız olmayacak. Ha, sıkıntı çıkarsa tekrardan limited'a veya export'a dönebiliriz. Ama şu an free trade aşırı derecede işimize yarayacak. Şöyle göstermek de gerekirse. Güzel bir %10'luk factor output buff'ı var burada. Direkt buna gidiyorum tabii ki. Bunu aldıktan sonra da açıkçası şuralara inebiliriz. Burada bir 4 sivil görüyorum. -5 consuming good'umuz var. Oraları alabiliriz. Yani bu buff'ları kullanıp aslına bakarsanız güzel bir fabrika oranı yakalamamız lazım. Burada tansiyon istiyor bizden. Tansiyon istediği için de bu devletlere saldıramayacağız tabii ki. Aslında onu serbest bırakabilirdim ama bırakmadım. Yapacak bir şey yok. Burada bu buff varmış. Ben bunu görmedim. Bunu bir gidelim hemen. Bu daha da güzel bir buff çünkü. Bunu da aldıktan sonra bunu da alırsak üstüne herhalde Consumer God'u sıfırlıyoruz derken %2'ye düşüyor. Neredeyse sıfırlıyoruz. 1-2 fabrika gidecektir Consumer God'a. Çok çok güzel bir şey olacak bizim için. Factor output'umuzu da çok çok güzel bir seviyeye çekeceğiz %60'a. Erken seviyede bu çok önemli tabii ki. Güzel bir oran yakaladık diyebilirim aslına bakarsanız. Şöyle bir cevap vereyim. Andea Cumhuriyeti Puppet olmuş direkt. Bununla mı savaşılacak? Yo, Andea bu taraflarda bir yerdeydi. Andea genişliyor. Bu ne lan? İki tane Andea var. Ha, birleşiyorlarmış. Pardon. Bu Andea'nın da kendine özel focus tree'si var. Belki ileride bunu da video olarak çekerim derken focus tree'imizin süresi dolmuş. Oyun çok çok hızlı ilerliyor. Şöyle sağ üstten görürseniz hani ortalama veya iyi bir bilgisayarınız varsa benimki gibi çok çok hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Burada Captain of Industry'yi tercih edeceğim çünkü sivil basma hızımızı kolaylaştıracaktır. Zaten Consumer Good konusunda şöyle bufflarımızı almaya devam ediyoruz. Sonra buradan Resource Speed'e gidip sivilimizi alırız. Sivili aldıktan sonra da üstümüzdeki debuff'ı kaldırırız.
Gerçi burada buff'ı kaldırıyormuşuz ama o yola gitmek istiyorum. Bakalım o yolda neler bekleyecek bize. Yani burada piyade ekipmanı araştırabiliriz aslında bakarsanız. Yani generalimiz pek yok açıkçası. Ben direkt bunu da mareşal yapacağım. Sonra buralara generaller ekleyeceğim. Bir zaman sonra çift mareşal kullanacağız çünkü büyük ihtimal. Bunu buraya koyabiliriz şimdilik. Belki kasar en azından yardımcı olur bize. Şöyle çok gitmeden research'ı halledelim. Bu şekilde direkt Synthetic Refinery buff'larını almam lazım. Bir zaman sonra biz bunlardan basıp kendi ülkemize hem rubber hem de çıkan petrolün verimliliğini arttırmak adına bu Synthetic Refinery'lerden basmak lazım ülkemize. O yüzden kesinlikle oraya da gideceğim research anlamında. Tam orantılı olarak koyalım division'ları içlerine. Bir tane bundan basalım. Biraz da bundan indirelim. Education reform'u gittik. Şimdi bir de 4 sivil alalım şuradan. 59 sivil olduk. Güzel de bir 4 sivil gelince iyice ekonomi şahlanacak. Şunu hemen 1'e indir. 1'e indirdikten sonra Diyarbakır'a basmaya başlayacağız. Şimdi burada The Shield adlı arkadaş bize demand atıyor. Demand attıktan sonra aşağıyı tercih edersek bize savaş açacak. Eğer yukarıyı seçersek böyle dalacak. Şimdi bir düşünüyorum. Donanması var. Bence bu bize savaş açsın. Ani bir karar aldım. Bakalım savaş açacak mı? Savaş açmazsa iyi tabii ki. 100 PP'sine konmuş oluruz. Burada %5 cap'i alabiliriz. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Var endüstrisi belki alınabilir. Site workers almayacağım. PP oranımız zaten hani çok çok bir şey etkilemeyecek. %5 cap daha mantıklı geldi. Bir de army offense. Her duruma karşı bundan biraz çekelim. Böyle çıkartmamızı ayarlayalım biz ona. Savaş başladığı anda en azından hızlı hızlı kapitüle edersek bunu güzel bir şekilde compliance'ini sağlamış oluruz. Veya bunu kukla da alabilirim bilmiyorum. O biraz peace ekranındaki duruma da bağlı. Bunun state'leri nerede? Burada bir Danzig state'i var. O yüzden şöyle yapacağım. Ana karası hariç diğer adacıklarına birer birer atalım. Her yerine yayılmak çok önemli olacak aslına bakarsanız. Çünkü bu baya baya hani uzanıyor böyle. Buraya kadar gidiyor. O yüzden şöyle yapacağım. İlk buradaki çıkartmalar olur. Buradaki çıkartmalar olduktan sonra da buraya ineriz. Şöyle başlatalım. Tabi savaş olacak mı olmayacak mı o da belli değil ama. Bakalım. Sanırsam olmayacak gibi. Olmazsa işimize de yarayabilir açıkçası. Stabilite oranımızı bozmaz. Bu da bizim işimize gelir. İlk başta tabi şu fokusu gitmemek mantıklı olabilir. Başka burada alabileceğimiz bir şey var mı? Yani buraya zaten gidemiyoruz. Şu 6 militarı alabiliriz aslında bakarsanız. 6 militarı bayağı iyi olur. Direkt buraya gideceğim. 70 güne 6 militarı almış oluyoruz. Yani bu bir tane altyapı çok saçma olmuş buraya. Burada hemen şöyle bir Army XP sağlayacak bir şef alalım. Divisionlarımız zaten inmeye devam ediyor. Sağda bu arkadaş neler yapıyor ona bakalım. Bayağı genişlemiş durumda kendisi. Güzel bir şekilde genişledi. Sanırsam bu da bizim gibi aynı şekilde. Kıtada genişlemeye çalışacak ve aşağıdakilere savaş açacak. Lakin biraz bizim işimiz biraz daha zor olduğu için ben bu ülkeyi tercih ettim. Çünkü tüm kıtayla aynı anda savaşıyorsunuz. Lakin bu arkadaş biraz buraları topluyor. Topladıktan sonra da biraz yatıyor. O yüzden Kadarya'yı tercih ettim ben. Savaşa girdiğimiz anda zaten göreceksiniz ne kadar büyük bir savaş olduğunu. Tarih 37 Haziran'a geldi zaten. Çok şöyle 6 militarıyı alalım. Dediğim gibi burası biraz daha ekonomik bir yol. Önceden burayı oynadığımda çok çok güzel bir ekonomimiz olmuştu. Deneme yaparken fark ettim ben onu. O Diyarbakır hasar görmüş. En azından sivillerini ve şu raylarını bir tamir edelim. Tamir etmemin nedeni ise oraya sürekli fabrika basmam ve orasının başkentimiz olması. Derken Diyarbakır başkentlikten çıkmış. Kastamonu başkent olmuş. Tamam. O da güzel. Kastamonu'nun başkent olması da güzel. O zaman tamir etmek mantıksız açıkçası ama neyse tamir ettik bir kere. Güzel. 6 militeri geldi. Şimdi bununla 10'unu kesinlikle silah verelim. 4'ünü artileri yapalım. Gerisini yine silah vermeye devam edelim. Focus Tree olarak artık oraya gidelim mi? Ve uçak konusuna bir bakalım. 600 gün diyor. %100 research buff'ı alsak. Yani research denilebilir aslında. Ekonomiye yaklaşıyor muyuz peki? 380 gün. Ya bu researchlerde olunca büyük ihtimal ekonomiye gideriz. O yüzden bu tarafa gideceğim. Şöyle gelen destroyerlarımızı birleştirelim. Sadece destroyer basacağım. Araya submarine katmak da güzel olabilirdi. Veya direkt donanma basmak da. 10 dok yardım var. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Direkt destroyer. Destroyer'i basmamın nedeni de
Burada supply sıkıntısı yiyormuşuz. Şöyle yapınca düzelmiyorsa o division'ları çekeceğim. Destroy basmanın nedeni ise Diyarbakır Restore It, We Stay. Şimdi burada tabii state'in altyapısına da bakmak lazım ama büyük ihtimalle Diyarbakır seçeriz. %100'dü çünkü. Yani Kastamonu biraz daha kötü bir yer Diyarbakır'a nazaran. Şöyle hemen Diyarbakır'ı seçelim. Güzel de buff sağladı zaten bize. Peasant'ı kaldıracağız şimdi buradan giderek. Zaten burada şeyini direkt kaldırmıştık. Easet haline çevirmiştik. Divide yerine. Burada buna gitmek kötü tabii ki. Production efficiency base arttırırken cap'imizi düşürüyor. Yani bir yerden buff sağlarken bir yerden debuff sağlıyor bu arkadaş bize. Şöyle yeni artilerimiz gelmiş. Ondan basalım. Sanırsam biraz daha artileri basmak gerekecek. Şu an Division'da basıyoruz tabii ki. Ondan dolayı da açık gözüküyor ama şöyle göstereyim. 10 tane en azından. Güzel artilerli bir Division basacağız. Ya sanırsam bu çıkartmayı atmaya gerek kalmayacak. Çünkü bu aktif bir şekilde bekliyor. Bizim bu arkadaşlara saldırmamız lazım. Ha evet, saldırdık. Otomatikman vakti gelince böyle yavutlar ortaya çıkıyor. Böyle yavutlar ortaya çıkınca da bu arkadaşlara saldırıyorsunuz. Bu arkadaşların ikisine de aynı atak vermeniz yeterli olacaktır. Şöyle şunu alalım. Ordu homelandi. Bu arkadaşları topladıktan sonra serimizin birinci videosuna elveda deriz. İkinci seride ise direkt olarak bu arkadaşlarla nasıl savaşılacağını en azından gösteririm. Çünkü kendileri çok çok güçlü oluyorlar. Hemen şu arkadaşları işgal edelim. Dediğim gibi line attack verebilirsiniz bunlara. Çok çok kolay bir savaş oluyor ve herhangi bir şekilde kayıp vermiyorsunuz. Ya elinizde yönetirseniz sıfır kayıpla bile bitirebilirsiniz. Lakin o kadar abartmaya gerek yok. Hemen power alalım direkt. Burada başka ne alabiliriz? Tabii ki şöyle bize XP sağlayacak şeyler özellikle. Burada Close Air'dan çok kötü hava oranını azaltmak daha iyi olabilir benim için. Çünkü biraz daha Jungle'ın, Forest'ın olduğu bir map'teyiz. Doctrine gidersek Superior Firepower gideceğim tabii ki kesinlikle. Burada bunu almayı unutmuşum. Keşke bunu alsaydım ondan sonra general çıkartsaydım ama artık geç. Burada direkt fokuslarıma iniyorum. Hani artık zaten yapabilecek bir şey kalmadı pek. Şuradaki buff'ı alıp aslında fighter açabiliriz. Bundan sonra direkt ona gidelim. Hatta burada save. Save olmuyordu gerçi 10 günden sonrası. Sanayiye yatırım başlatalım. Et de debufflu oluyor ama research'te yapabilecek bir şey olmadığı için oradan gitmeyi tercih ediyorum. Burada sağ tarafa yönlendirelim. Güzel, 40 tane güzel 20 bitimiz oldu. Herhangi bir savaş tehlikesine karşın bunları şuraya çekeceğim. Belki anlık olarak bunlarla da savaşırız. Ama sanmıyorum. Çünkü normalde direkt o 1939'da gidilebilen fokustan sonra savaş açabiliyorduk bunlara. Aksi takdirde bizden %100 dünya tansiyonu istiyor. Ki biz de bunu yaratamıyoruz. Yani o da biraz kötü açıkçası. Komünistiz ve Vargol de atamıyoruz herhangi bir şekilde. O da bizi kötü etkileyen faktörlerden. Bir şuna gidelim bakalım. Çünkü hem devletimizi değiştirecek hem de bizim karşımıza bir lider getirecek sanırsam. Bakalım şunun event'ını bir görelim, merak ettim. Bu arada artık militeri dönebiliriz. Militeri dönmek için güzel bir tarih ve güzel bir oran. Tam ayarını da aslına bakarsanız 90-100 sivil arası. 90-100 sivil bastıktan sonra siz de bence militeriye dönün. Bu ülkeye oynarsanız eğer. Pardon, bunun arasına şu karışmış. Güzel, bununla da savaşa girdik. Şu 20 division zaten yetecektir. Bu arkadaş aynı bizim gibi üst tarafı yemeye başladı. Bizden daha güçlü müdür acaba? Yok, daha güçlü değil. Tabii bir de bunda AI faktörü de önemli. O güzel bir komünist bayrağı sahip oldu. Ve liderimiz öldü. Yeni bir lider ülkenin başına geçti. Kanseler Laszlo diye birisi. Ben buna direkt İtvan derim ya. İtvan daha iyi. Bakalım İtvan Bey'in Ambrus Bey'den ne farkı olacak? Fighter buff'ını alalım. Fighter'ı Research'e koyarız. O fokus bittikten sonra. Şöyle bu da bu tarafa gitsin. Belki burada bir şey vardır. Ama yokmuş. Burada şunu çekeceğim direkt. Fighter'ımıza güzel bir agility sağlayacaktır. En azından Fighter'ına. Ve Costa Rica'ya doğru yürüyelim. Bunun Division'larına zarar vermeden. Bir de şuradaki State'i alalım. Belki Costa Rica'ya girince düşmez. Ama orada da bir Division varmış. Costa Rica'ya girince umarım düşer o zaman. Aynen düşer. Burada güzel bir Division buff'ı var. Hemen bunu alalım. Onun dışında şuradaki Red Army'yi alabiliriz. Güzel bir Recruitable Population ve 3 tane Land Doctrine Cost verecek bize. Bu da güzel bir orana tekabül edecek. Artık güzel oranda military basmaya başlamışız. Tabii ki piyade ekipmanına önem vereceğim. Uçağımız zaten güzel bir seviyede. Daha fazla uçak basmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Burayı biraz oynayalım. Şöyle Fighter'da 15'e çıktığımızda HES'e 10 verirsek gayet güzel bir oran olur. Burada Anti-Air'i araştırabiliriz.
Silahı araştırmak daha mantıklı geliyor gerçi ama Fighter'a tıklayalım. Fighter buff'ı geldi çünkü. Recruit Population'ı alalım. Recruit Population'ı aldıktan sonra şu 20k silahı alıp biraz Division'ı indirebiliriz. Doctrine bonusunu da aldıktan sonra tabii ki. Şimdi burada biraz kayıp verdik ama o da supply'sızlıktan oluyor. Şöyle tüm state'lerine girmeye çalışalım. Ekvador'a özellikle girelim artık. Keşke Vargol'u açık bıraksaydım. Vargol'u açık bıraksaydım en azından şu küçük devletlere yiyebilirdik. Aradan aradan. Doktrin bonuslarını alalım. Bir de burada doktrin kısaltan bir şey vardı. Bunu almak çok mantıklı olur bizim açımızdan. Ya burada zaten ya bunu alırsınız. Bu güzel olabilir. Command Power işimize de yarayacak. Açıkçası o yüzden bunu kesinlikle tercih ederim. Veyahut Manpower'ınız yoksa bunu alabilirsiniz. Ya da hani burada Design Cost kısaltan şeyler var. Onları alabilirsiniz. Başka da alınabilecek öyle bir şey göremiyorum burada. O yüzden onu alıyorum direkt. Bir de burada stability sağlayan bir şey vardı. O ortada mıydı yoksa? Sanırsam o ortadaydı. Bu modda yok herhalde. Bir bakacağım iyice. Yani şöyle baktığımda sanırsam ortadaydı ve ortada olduğu için de burada da yok herhalde. Aynen yok gibi. Biraz bozulmuş sanki buralar. Bir de bunu alırız. Bu oran güzel. Artık daha fazla uçağa vermeye gerek yok. Transport payine bir 5 verelim. Gerisinde artık şöyle biraz daha ekipmana yüklenelim. Ekipmana neden yükleniyorum? Collaboration Government. Yani buranın aslına bakarsanız compliance'i %100. O yüzden buraları salmak mantıksız olabilir. Çok çok fabrikaları, çok çok kaynakları var mı ona bakacağım. Burada demir ve alüminyum kaynakları varmış. Yani şöyle baktığımda fabrikaları da pek yok aslına bakarsanız. O yüzden yani gördüğünüz gibi pek fabrikaları yok. Bunları Collaboration Government salmak daha mantıklı. Umarım bunun da fabrikası yoktur çünkü buna pek bakmadım. Yani en azından gerçi fabrika fokuslarını gitmişler ama başında Troçki şey neydi lan bunun ismi? Tito geldi. Buna da herhalde Çin'in şeylerinden birisi gelmiştir Warlord. Hemen bir 20k silah alalım. Aslında silah oranımız iyi. 20 fabrikadan sonra silah vermek mantıklı olur. Burada biraz daha support equipment, artileri gibi şeyleri tercih ederiz. Endüstriyel konsern alabiliriz. Yani güzel bir oran yakaladığımızı düşünüyorum şu an. Collaboration Government'lar da güzel geldi. Bu 2x endüstri bonusunu da alalım. Bunlar tamamlandıktan sonra bunlara da endüstri bonusuyla girişiriz. Endüstri bonusunun altında bir şey var mı ona bakacağım şimdi. Fabrikalarımızı ayarlayalım. Uçağı dediğim gibi vermek mantıksız olur artık. Biraz daha ekipmana yönleneceğiz. Yani burada da araştıracak bir şey yok. Yapacak bir şey yok gerçi. 39'a kadar ne yapacağız o önemli. Çünkü Focus 3 gidemeyeceğiz artık pek. Gerçi 39 yaklaştı. Bir de şunu gideriz üstüne. Yeni gelen army liderlarımızın plan 2 seviyesi artı 2 olacakmış bunu gidersek. Bu da güzel olur. En azından komutanlarımız çıktığında daha kaliteli olur. Çünkü iki komutanımız yok. Ülke komutan konusunda çok zayıf. Şöyle ekipman ve support'a önem vereceğim dedim zaten. Video başından beri. Burada gördüğünüz gibi biraz daha artilleriye vermemiz gerekiyormuş. Şimdi ne yapmamız gerekiyor onu bir düşünelim. Biraz da motorizeye verelim. Çünkü motorize açımız artmış durumda. Ve ordumuzu da şöyle sınıra doğru yönlendirelim. Burada neden bir supply açığı var? Bu division neden böyle kilitlendi buraya? Onun farkına varsaydık iyiydi. Büyük ihtimalle burada bayağı bir kayıp yaşadık. Şimdi size attrition'ın ne kadar acı bir şey olduğunu gösterme vakti geldi hemen şu listeden. Evet. Attrition'dan gördüğünüz gibi 14k ekipman kaybetmişiz. Sırf şuraya bakmadığım için. Yani bu eğer oyunu bilmeyen arkadaşlar varsa aranızda şu sadece şu topraklarda durduğumuz için kaybettiğimiz ekipman sayısı. Bu da işte dalgınlık sebeplerinden birisi. Koridor 4 oynarken dalgınlık yaşamayın benim gibi. Ben çok yaşıyorum. Çok yaşıyorum. Acısını da çok çekiyorum. Focus'a da gidelim. Focus'a gittikten sonra zaten October savaş tarihi yaklaşıyor. 39'da direkt savaşa gidebileceğiz. 39'dan önce bu Focus 3'ye zaten gidemiyoruz. 2, 4 daha 6 eder. Burada bir 27 division basalım. 3 tane kaliteli 24'lüğüm olacak. Bir de onun arkalarını tutacak. Piyadeye ihtiyacım var şöyle. Savaş tarihi yaklaşırken burada hani bize göre bir buff var mı? Şu endüstri buff'u güzel. Onun dışında burada bir air production alabiliriz. Division training time aslında çok güzel olur biliyor musunuz? Hızlı hızlı divisionlarımızı indiririz. Hemen şöyle
Bufflı Buff'lı araştırmaya koyalım diyecektim. Aa, Buff'ı yanlışlıkla buna harcamışım. Şöyle Rubber Refinery'yi araştıralım bari. Yakında savaşa gireceğiz çünkü. Bunlar da bizim için önemli olacak elbette. Silah oranımız iyiydi. Lakin biraz daha spam atacağımız için 25'e yükseltebiliriz. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey var mı? Biraz daha fighter ve kese verebiliriz ondan sonra. Hani o oranı da güzel tutmak bizim için iyi olur. Limited'a geçelim. Asker spamlayacağız bol bol savaşa girmeden önce. Güzel. Army Training'i bayağı hızlı şekilde kısalttığımız için bu division'lar inmek üzere. Az bir oranı kaldı. Bu arada aslında sınırdaki supply'ı düzeltebiliriz. Çünkü artık güzel bir military oranına yaklaştık ve hani şu anda fazlalık hissediyorum. O yüzden buradaki altyapıları şöyle en son seviyeye çekebiliriz. Bu da çok güzel bir supply oranı yaratır bize. Tabii ağır bir ray olacağını bekliyordum ben ama o kadar da ağır bir ray işlemi görmeyeceğiz. En son seviyeyi yükselteceğiz. Bu da supply oranımızı çok çok güzel bir şekilde sağlayacaktır. Bir de burada bir tane supply var. Onu direkt savaşa girdiğimizde işgal ederiz. Yani onun dışında uzak bir supply up biraz şurası var. O da Kürdistan'mış garip bir şekilde. Burada buna gideriz zaten direkt. Burada da bir tane varmış liman. Yani o konuda sıkıntımız yok. Savaş öncesi bu supply up'lara bakmak çok önemli aslına bakarsanız. Unutmadığınız sürece bu kontrolleri yapın. Arkadaşı zaten buradan alıp Mareşal haline getireceğimizi söylemiştik. Şuradaki Focus Tree'ye gittim mi? Gittim. Bakın çıkan generaller artık daha güzel çıkmaya başladı. Trade'lerde ufak bir exploit yapalım şöyle sizinle. Hemen. Beceremedim. O yüzden defensive doktrin verdim. Bunun da acısını çekeriz artık. Pola götürmem lazımdı sanırsam. Yanlış hatırlıyormuş. Resource gain alalım. Resource gain bizim için çok önemli. Aslında şu anda free trade'i bırakabiliriz PP geldiğinde. Çünkü artık hani biraz daha kaynak konusunda açığa girmeye başladık. Aslında bunları şöyle tarafa koyalım. 120 bitleri. Kalitelileri de sol tarafa koyup ilk başta sol tarafa yönelebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam sol tarafta işimize yarayan kaynaklar vardı. Tabi burada command power bize günlük 0.20 geldiği için sürekli general çıkartabileceğiz. Bu konuda biraz rahatız açıkçası. O yüzden bunu size almanızı tavsiye ederim. Hem army experience gain veriyor hem de command power sağlıyor. Bu da savaştayken daha güzel XP kasmamıza yarayacak. Ve özellikle şu günlük gelen bunlardan gelen XP'yi daha da arttıracak army anlamında. O yüzden bunlara dikkat etmek gerek tabii ki. Tarih bu arada 39'a gelmiş. Artık savaş fokusumuza başlayabiliriz. Lakin şu an savaşa hazır mıyız? Bir bakalım karşımızdaki tüm devletlere. Yani hepsinin 20'şer division'ı var. Burada kaç ülkeye tekabül ediyor 20'şer division? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bir de burası var. 17, 18, 19. 19 tane 20 division'la 20'lik generalle savaşacağız diyelim. Burada birinci partımızın sonuna gelelim artık. Zaten ikinci partta direkt savaşla başlayacağız. Şöyle research'lerimize falan hiçbir şeyimize dokunmuyorum. Direkt ikinci parttan devam ederiz. Videoya like atmayı, yorum atmayı, özellikle yorumlarda bu modla alakalı görüşlerinizi belirtmeyi ve ikinci seri hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Abone ve like'ı dediğim gibi tekrardan unutmayın. Abone olup zil bildirimlerini açarsanız videolardan daha hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Like atmayı unutmayın. İkinci videoda görüşmek üzere.